Değerli Bünyan Belediye Başkanım, İlçe Jandarma Komutanım, İlçe Tarım Müdürüm, Bünyan Ziraat Odası Başkanım, muhtarlarım, İdecikli vatandaşlarımız, öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu yazın sonlarına doğru Bünyan'da, İdecik'te böyle bir açılışta olmaktan ben son derece mutluyum. Su hayat demek. Su olmadan yaşamın olabilmesi mümkün değil. Ben bu büyük proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Kayseri'nin bizim Bünyan ilçemizde gerçekleşmesinden dolayı son derece memnunum. Çok büyük, devasa tarım alanları artık sulu hale geldi. İnşallah göreceksiniz. Ben adım gibi eminim bundan. Bir 20 sene sonra bu gördüğümüz Bozkur Gölü'ndeki yerler çok daha farklı bir coğrafya haline gelecek. İnşallah. İnşallah bundan sonra köyden kente göç değil, şehirlerden köylere göçü göreceğiz. İnşallah. Bu sulama projesiyle beraber. Ben öncelikle devletime, emeği geçenlere, siz değerli vatandaşlarımıza, sizler de çünkü bu işin olmazsa olmaz en önemli parçasısınız. Su var ama insanlar ekmediği sürece bunun hiçbir anlamı yok. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize buraya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz. Saygıdeğer Kaymakamım, sevgili jandarma komutanım, ilçe jandarma komutanım, sevgili il tarım müdürüm, ilçe tarım müdürüm, saygıdeğer Ziraat Odası Başkanım, değerli muhtarlarım, değerli İdecikli vatandaşlarımız. Cenab-ı Allah her şeyden önce devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Şimdi Sayın Kaymakamım çok güzel belirtti. Su demek hayat demek. İnşallah bu Bozkır olan bölgemizin tamamı %80'i sularlı hale geldi. İnşallah %100'üne kavuşur. İnşallah. Rabbim güç kuvvet versin. Tabii daha önce bu Bahçecik Barajı'nın suyu dünyaya gelmeden önce sulanabilir arazi 60 bin dönümdü. Evet. Bu su geldiği zaman 220 bin dönüm daha sulanıyor. Toplam yaklaşık olarak 300 bin dönüm Sayın Kaymakamım sulanır hale geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle de Cumhur İttifakı'nın çok değerli milletvekillerine, bakanlarına herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bünyanımıza büyük bir nimet sunuldu Tabii ki. inşallah. Bünyan halkı da kardeşin azdır. Bu nimeti bilir, çalışkandır, çalışacak inşallah. Evet, hanım. Üretimi daha çok artıracağız. Köy halkımıza, emeğe geçen herkese, siz değerli muhtarlarımıza, Allah razı olsun. Oda başkanlarımıza, emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı olsun. İnşallah bol bereketli İnşallah günlere başkanım. Gidelim. İnşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. Size sormak, hani biz 60 yıllık hayaldi bu. Evet. Sizlere Sayın Kaymakamım, belediye başkanlarım, komutanlarım, oda başkanlarım, ilçe başkanlarım, hepinize çok teşekkür ederim. Allah Beni onu da ettiniz. Hani buraya Allah gelip razı. Beni onu da ettiniz. Hepinize Allah razı olsun. Her zaman yanınızdayız. İşimiz gücümüz açık etsin. Bakın Sayın Kaymakamım, jandarma komutanımız, oda başkanlarımız, ilçe müdürlerimiz, Allah razı olsun. Şöyle bizim bir avantajımız var. Bünyanda çok uyumlu bir ekip var devlet manasında. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde herkese önem... Bugün bir problem vardı taşımayla ilgili. Evet. Sayın Kaymakamımı aradım. Dedim ki vatandaşlar mağdur dedim. Mikrofonu da açtım. Dedi ki Sayın Kaymakamım konusu değil ama vatandaşlar rahat etsin diye biliyorum. Çalışan insanı bilsinler, emeğe geçenleri bilsinler. Biz dedi köylümüz dedi vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Selam söyle herkese dedi. Mükemmel bir kaymakamımız var. Olağanüstü bir valimiz var. Çalışkan bir büyükşehir belediye başkanımız var. İşimiz azken. Allah razı olsun. Biz burada bütün dünyanın içerisinde her yere bütün programlara birlik beraberlik içerisinde. Allah razı olsun. Gidiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İşimiz Siz azken. Yeter ki devletimize güvenin. Bizlere güvenin. Konuşarak her problemi çözeriz. Abi de bu emeğe veren. Gületer şirket. Oo, özellikle güzel, Servet Bey ve ekibine Servet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet, sonsuz çalışma unuttum, yaptılar. Unuttum. Gerçekten çok teşekkür Biliyorum. Ederim. Şöyle Gületer firmasının buradaki temsilcisi kardeşimiz. Allah razı olsun. Yani biz de
belediyemizin ne zaman vatandaş yetişemediğimiz yerde vatandaşla ilgili ricamız olduğu zaman hemen derhal başkanım der, ekiplerini gönderir, makine ekipmanını gönderir. Özellikle Güneydeki Sel bölgesinde bize çok büyük destekler oldu. Vatanını, milletini seven devletçi insanlar. Muğla Belediye'den birkaç sefer esas şirketin sahibi telefonla görüştüm. Allah razı olsun dediği şu, her zaman vatanımızın, milletimizin yanındayız. Elimizden ne geliyorsa seve seve yaparız dedi. Önemli olan budur. Çok teşekkür ediyorum.